Sevgili deniz severler, Yelkenli ve Motorlu Çift kanalına hoş geldiniz. Doris'in maceraları devam ediyor. Bir önceki bölümde Meis Adası'ndan ayrılmış Fethiye'ye gelmiştik. Burada Gemiler Adası'nı gezmiştik. Sonrasında Göce'ye doğru seyre koyulmuştuk. Yeni bölümde ise Göce'nin koylarını tabiri caizse karış karış geziyoruz. Hadi siz de bizimle gezin. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Göcek'te uyandık. Etraf çok güzel. Gece çok güzeldi. Tatlı bir esinti vardı. Bakın huzur bozan yaşlı amca. Girdik. Kille aslında kilise bükü. Hep böyle değiştiriyorlar. Kiseliği işte kiliseli, kiseli yapmışlar falan. Buraya da kille bükü yapmışlar. Burada kilise kalıntısı varmış. Şu anda tabii göremiyoruz. Hemen yanımızdaki koyun ismi de Taşyaka koyu. Tepenin arkasında Bedir Rahmi koyu diye de geçiyor. Ben tabi bilhassa asıl orada olmak istiyorum. Çünkü Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu çok severim. Karadutum, Çatalkaram, Çingenem. Önce zeytin ağaçları, arkasında yer. Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Ha, çok tatlı gözüküyor burası da. Yine hep yollar gelebiliyor buraya. Fazla bakir, hiç bakir değil hatta. Biz biraz da Hisar önünde Gökova'da alışmışız bakirliğe. Ne yapıyor Neda? Şimdi suya atlayacağım. Kille bükünden herkese sevgiler. Salak. Biraz saf kendisi. Çok güzel ya. Dip evet süper. Bunun dibi güzel. Koy da güzel. Bakınız az sonra ben de atlayacağım. Bükünün killesi. Yani kilisesi. Yanında günübirlikçiler. Taşyaka yani Bedir Rahmi koyuna giriyoruz. ...1974 yılında Bedir Rahmi buraya kayaya balık resmi çizmiş. Biz de eskiden gelmiştik Fethiye seyahatimizde. Buraya bir tekne turuyla gelmiştik. O zamanlar bilmiyorduk tabii kendi teknemizle de geleceğimizi. Güzel oldu. Burası çok popüler bir yer olduğu için hemen de dolu gördüğünüz gibi. Kayalarda kaya mezarı mı acaba? Bedir Rahmi'nin balık resmi. Çok güzel. Tam Likya mezarlarının önüne demir atıyoruz.
Evet, çok tatlı. Ben dibi görüyorum. Evet, zeytin ağacı. Ve Bedri Rahmi koyu. Biraz akkumlar. Tabii ki Doris. Bakalım mı? 74 yılın. Buradan yürüme. Mutlaka. Hah, şu da şey mi? Mozaik. Evet. Hayır. Mavi gezi. Şu an burası boşken fotoğraflarımızı da çekelim. Evet. Az sonra bayağı çeşitli burası tur tekneleri gereğini yapacak buraya. Fethiye'den gelen. Aynen. Çok güzel gözüküyor su. Etraf çok güzel gözüküyor Eda abi. Değil mi? Vallahi cennet. Neredesin şimdi? Kayanın üzerine bakacağım. Bedri Rahmi abinin koyundaki. Böyle bir oyuk. Oyuklar. Şu kaya mezarları az yukarıdaydı ama buradan mı gidiliyor acaba? Onlara bence biraz zor çıkar çünkü çok büyük. Bak buradan yürüyüş var tabii. Şey Sarsalay'a gidiyor işte. O kaya mezarlarının oradan muhtemelen yürüyorduk. Zeytin ağaçlarıyla. Ay zeytinle buluş. Çok güzel kaya mezarları. Baya güzel onlar. Bunlar öbürlerinden güzel. Onlar sanki eski çağ, bu sanki orta çağ. Yat Mola Noktası isimli restoranın oradayız. Sadun burada mı çeşme var diyordu? Galiba su veriyorlardı bir şey. Sadun buru. Yanılmıyorsam. Verirler zaten istersen yani. Evet istersen verirler. Zeytin restoranı da öyle doluydu yani. Kaç yakaya veda ediyoruz. Şimdi Kleopatra Hamam Koyu'na doğru gidiyoruz. Zeytin restoran kabinası. Hurmalıbük'teyiz. Büyük Hurmalı Koy burası. Burası derin 15 metrelerde. Hemen şöyle yan tarafında da Küçük Hurmalı var. Küçük Hurmalı daha sığ. Burası da Büyük Sarsala. Burası çok popüler. Günübirlikçilerle dolu gördüğünüz gibi. Yani... Şurada yine küçük bir şapel kalıntısı mı var ne? Ve Küçük Sarsala. Burada bir restoran var. İskelesi var. Yani Artvin'in içindeyiz şu anda. Burası da Kapı Koyu. Kale Koyu diye de geçiyor. Evet sahil boyunca duvar var. Kale duvarları gibi. Şöyle. Gözüküyor. Kayaya dikkat edeceğiz. Ben kaptan. Şurada da kaya var.
bisikleti var arkada. Burası da hamam koyu. Demir atmak yasak aslında içeriye. Kleopatra'nın yaptırdığı hamamın kalıntıları varmış. Kleopatra da her yerde denize girip hamama girsin zaten. Böyle teyzemiz. Artist teyze. Şu anda Kleopatra hamamı. Hamam koyu Göcek. Yılların kiri çıktı vallahi üstümden. Başlıyorum. Havası çok güzel gözüküyor. Hamamda 200 gündüz arkadaşlar. Bu bayağı şey hamamı, sosyet hamamı oldu. Vallahi çok güzel. Eve böyle hamam yaptıralım mı? Şöyle az daha devam edeyim çekmeye. Çok güzel gözüküyor. Evet ya. Ben yüzmeye devam edeyim. Bakın dışarıda... İyileşen halk. Kuyuracak. Evet, artık Göcek Koyu'nun tam son dibindeyiz artık. Güneyindeyiz. İndik dibine kadar. Burası Yavan Su Koyu. Buraya yanaşmayacağız çünkü yani rüzgara açık. Göcek Körfezi'nin doğu kısmını gezmeye başlayacağız. Yukarı doğru gideceğiz. Böyle batı kıyılarından geldik. Tam artık dönüyoruz. Dağ Yarımadası'nı döndük ve merdivenli koya geldik. Burası genelde yüzme molası verdikleri yerler, teknelerin. Şuradaki iki keçici koşuma gitti ağacın altında. Hemen yanında ise bunun şu burunlardan Göbün Koyu var. Orası en popüler yerlerden birisi gene. Şunun arkası. Bayağı içerisi yani kaynıyor. Şöyle göstereyim. Trafik sıkışıklığından ölüyor yani bu. Şeyler var bak. Karaya sağa bak. Sağa bak. Aa evet. Şundan bahsediyorum. Likya mezarları olabilir mi buralarda? Neredesin? Dünyanın en durgun koylarından biri olan Göbün'deyim. Ne yapıyorsun Göbün'de? Üçten kare yaptım. Şu taş parçasına bağlı. Göbündeki yerimize bakın ya. Burası Uzun Ali Koyu. Domuz Adası üstündeyiz biz şu anda. Üstünde başka bir koy. Burası da Hacı Dede Koyu. Hacı Dede, Hacı Dede, bana da al bir arabe. Burada Erol Simavi'nin evi varmış. Bilmiyorum artık şunun karşıdaki mi. Bilemeyeceğim. Tersane Adası'na bağlanıyoruz. Oraya geçeceğiz. Şurada da bir tarihi eser var. Çok iyi ya Eda. Burası Dalaman çiftliğinin varisi Prens Muhammed'e mi aitmiş aşkım? Hürriyet, eski hürriyetin sahipleri almış. Ha, ona aitmiş, Prens Muhammed'e aitmiş. Prens Muhammed'den de Erol Simavi ve eşi hanımefendi Simavi almışlar. Falanlar filanlar. Bakınca buradan bir yere girildiğini anlayabiliyor musunuz?
Anlayamazsınız. Burası tersane. Adası üstündeki tersane kuyu girişi. Halbuki şuradan, şu uçtan şöyle bir giriş var. Biz de şimdi oraya gireceğiz. Heyo, geldik. Eskiden bu adanın üstünde bir tersane olduğunu söylüyorlar. O yüzden ismi Tersane Adası olmuş. Yaz limanı ve kış limanı diye iki tane limanı var. Evet. Şeker. Tersane koyundayız. Biraz kış limanında yüzdükten sonra yaz limanına bakalım dedik. Tersane Adası'nın yaz limanı burası. Böylece Tersane Adası'nı da bitirdik. Şimdi hedefimiz neresi kaptan? Yassıca Adası. Yassıca Adaları. Mini minnak çık Yassıcalar. Nasıl geçti günün? Yorucu ve güzel geçti. Gayet eğlendim. Birçok yerde yüzdük. Kıçını bağladık, durduk, attık. Belki bugün herhalde en çok herhalde evet, bence de olabilir. Belki 10 tane yüzdük. Falan şeye girdik koya. En az bir 7-5-6 tane falan. Hakkını verdik yani evet, koyları. Vallahi hakkını verdik. Güzel oldu. Burası da işte arkada kaldı. Tersane Adası'nın yaz koyu yani. Öyle gecelik kalmak için iyi ya. Sıca Adaların ilki, en büyüğü Zeytin Adası. İrili ufaklı bir sürü küçük adadan oluşuyor. Yassıca Adalar. Diğerlerine nazaran tabii yassı kalmış. Migros yine şurada. Teknelere servis. Ne oldu? Tam uykum geliyor. Hadi diyor ki şu koya geldik. Çok önemli. Burada yüzmemiz lazım. Tam yüzüyorum. Şimdi gitmemiz lazım. Başka koya gideceğiz. Tekne turu dertli oluyor. Neredesin? Şu anda tam Yassıcalardayız. Güneş şu taraftan batarken bu taraftan da ay doğdu. Şu anda mihrimah gibi hissediyorum. Vallahi yani. Kocaman bir. Çok güzel doğdu. Dolunay ya. Günü. Dop dolunay. Gecesi. Yani. Dolunayda Yassıcalarda. Burası Yassıcalar. Su muhteşem. Harika. Dibi gözüküyor. Göcek Adası'nın üstünde ana limanını göreceğiz birazdan. Tersane Adası. Gökova arkamızda kaldı. Aman ne Gökovası? Göcek. Ay Göcek pardon. Ağzım şey oldu. Göcek böyle. Kapak Gökova'ya gitti Mert'te. Beni de Gökova. Hangi körfezde oldu? Beni de Gökova'ya götürdün Göcek.
Göcek'ten artık çıkıyoruz. Domuz Adası üstünde gene cennetten bir parça gördük. Çok hoş. Şimdi Kocabük'e bayağı yanaşıyoruz. Sonra da bu taraftaki Ağa Limanı'nda yatacağız. Şu an Kocakoy'a yan bir şekilde demirledik. Kıçını Eda bağladı teknenin ve Eda şu an keyif yapıyor. Nasıl Eda? Zemin? Güzel mi? Çok güzel. Ama burası tabaka tabaka kayalı. Plaka taşlar var değil mi? Dikkat etmek gerek ama doğa muhteşem yani. Ağaçlar falan. Evet. Hakikaten güzel. Kıçını yakın olması sebebiyle şöyle bağladık. Biraz kestane varmış. Çözerken dikkat edeceğiz. Zemin güzel. Biraz şöyle keyif yapıp kaçalım. Küçük Ağa Limanı'na girdik. Değişik değişik mağaralar var. Plaj çok tatlıymış. Evet. Küçük Ağa'da dönüyoruz. Büyük Ağa'ya gidiyoruz. İbiş koyu yazmıştım. İbiş koyu yazmıştım, evet. İbiş. İbiş'in koyu burası. Büyük Ağa. Büyük İbiş koyu. Madem orası İbiş'miş, burası da Büyük İbiş. Sabah da artık buradan çıkıp gideceğiz inşallah. Şöyle Büyük Ağa'da güzel bir yere bağlandık. Denizin güzelliğine bak. Ayan abi. Ayan abi. Ayan abi.